3 boyutlu nesnelerimizden torus nesnesinden sonra gelen teapot yani çaydanlık nesnesini tıklıyorum. Ve ardından sahnemin herhangi bir yerinde bir çizim gerçekleştiriyorum. Ve ekranda gördüğünüz gibi çaydanlık nesnem oluşmuş oluyor. Sağ tuşla komuttan çıkıyorum. Ve perspektif panelimi büyütüyorum. Modify kısmına geçtiğimde Gördüğünüz gibi çaydanlık nesnemin bir radyosu ve segment sayıları mevcut. Şu anda oldukça kırıklı bir şekilde görünüyor gördüğünüz gibi. Kenarları çok pürüzlü. Bunu düzeltmek için buradaki segment sayısını arttırıyorum ve daha pürüzsüz bir yüzey elde ediyorum. Aynı zamanda smooth seçeneğinin de aktif olduğuna dikkat ediyorum. Alt bölümden body, handle yani tutma kısmı, spot, buradaki musluk kısmı diyelim. Lid yani kapağı. Gördüğünüz gibi bunları da çıkartıp kullanabiliyoruz. Gibi. Çaydanlık nesnemiz birçok 3 boyutlu programda bulunmaktadır. Özellikle deneme renderlarında kullanılan bir nesnemiz. Bir diğer nesnemiz olan kon nesnesine geçiyorum. Ve yine mouse'umun sol tuşuyla bir çizim gerçekleştiriyorum. Sol tuşla alanı belirledikten sonra mouse'umu yukarıya kaldırıyorum. Aynı box çizer gibi. Ve belli bir yüksekliğe geldikten sonra tekrar sol tuşa tıklıyorum. Ve mouse'umla hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi mouse'umu aşağı doğru hareket ucu sivri bir nesne elde etmiş oluyorum. Yukarıya doğru hareket ettirdiğimde ise Yukarı doğru genişleyen bir nesne elde ediyorum. Tekrar mouse'un sol tuşa tıkladığımda nesnem oluşmuş oluyor. Sağ tuşa da komuttan çıkabiliyorum. Modify kısmına geçtiğimde birinci ve ikinci radyus gördüğünüz gibi bir yükseklik ve yükseklik segmentleri ve yine cap segment tıpkı silindirde olduğu gibi bu seçenekleri de kullanabiliyorsunuz. Tekrar nesne oluşturma moduna geçiyorum. Ve burada bulunan Geosphere nesneme bir kez tıklıyorum. Çizimimi yapıyorum. Tıpkı sferde olduğu gibi. Ve daha sonra sağ tuşla komuttan çıkıyorum. Burada sferler dikkat ederseniz düzlemimizin Grid düzlemimizin tam arasında oluşturuyor. Çünkü pivot düzlem nesnemizin tam ortasında. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız, Sphere'da ya da GeoSphere'da her iki nesneyi de aldığınızda, burada bulunan Base to Pivot kısmını işaretlemeniz yeterli. Bunu yaptığınız zaman artık pivot düzlemin üzerinde bir çizim gerçekleştirecektir. Aynı şekilde. Sphere nesnemizi de deneyelim. Nesnemi alıyorum ve alt bölümde bulunan Base to Pivot kısmını işaretliyorum. Ve bu şekilde bir çizim yaptığımda gördüğünüz gibi düzlemin tam üzerine gelecek şekilde nesnemi oluşturuyor. Peki normal sphere ile arasında ne gibi bir fark var? Bu şekilde iki nesnemi yan yana getiriyorum. Ve daha sonra segment moduna geçiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi Geosphere nesnemde yüzeyler üçgen bir şekilde oluşmuş durumda. Normal sphere nesnemde ise yüzeylerim poligonlar şeklinde gördüğünüz gibi dört noktadan birer yüzey oluşmuş şekilde. Diğer nesnemde ise üç noktadan bir yüzey oluşuyor. Ve modify kısmına geçtiğimde birkaç farklı seçeneğin daha olduğunu görüyorum. Tetra, Okta ve Icosa şeklinde birkaç farklı tipinin daha olduğunu görüyorum. Ve yine segment sayıları. Yarım daire şeklinde olması gibi seçeneklerimiz de mevcut. Yapacağınız modellemelere göre Geosphere nesnesinde kullanabilirsiniz.